Merhabalar. Herkese çok teşekkürler dinlemeye geldiğiniz için. Tabii nazik davetleri ve beni İstanbul Ansiklopedisi arşivinin arka kapısından sokup içeriye göz atmama izin verdikleri için Saltan Meriç Öner, Lorenz Tanater Baruh ve Cansu Yapıcı'ya, aynı zamanda proje danışmanları Bülent Tanju ve Emre Ayvaz'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Salta ve Kadir Has Üniversitesi'ne yıllar içinde müthiş bir MIT'e dönüşmüş İstanbul Ansiklopedisi arşivini işlemeye, tasdif ederek açığa çıkartmaya karar verdikleri için de ayrıca teşekkür etmemiz gerekiyor. Üstelik bunu yaparken birçok başka arşivcilik çalışmasında olduğu gibi arşivin yaratıcısı ya da sahibinin hayatını kutlayacak etkinliklerle sınırlı kalmayıp bu belge yığınını basılı ve basılı olmayan mevcudu tarihselleştirmeye, sosyal, kültürel ve entelektüel bağlamına oturtmaya çalışan bir dizi etkinlik düzenliyor olmalarını da ayrıca kıymetli buluyorum. Öncelikle bir kamu spotu vereyim. Ansiklopedicilik imkansız bir ülkü. Bunu Wikipedia'nın yasak olduğu bir ülkede söylediğimin ve 2019 Türkiye'sinde bunun özellikle imkansız olduğunun farkındayım. Ama ansiklopedicilik doğası gereği her zaman imkansızdı. Diderot ve D'Alembert'in ansiklopedisi de ki aydınlanma projesinin doruğu, en büyük manifestosu sayabiliriz onu, o da imkansızdı. Herhangi bir alanda var olan bilginin tamamını kağıda geçirmenin, alfabetik sıraya dizmenin imkanı yoktur. Ve buna elbette İstanbul hakkındaki bilgiler de dahil. O yüzden bu imkansız çabaya girişen herkese büyük saygı duyduğumu belirtmem lazım. Bundan sonra söyleyeceklerim biraz daha eleştirel olursa kalp kırmamak için böyle bir önden kamu spotu vermek istedim. İkinci benzer uyarı diyeyim dinleyiciler için. İstanbul Ansiklopedisi istasyon programı kapsamında Ansiklopedi'deki Beyoğlu ve Galata tasviri üzerine konuşmam için teklifi geldiğinde Pera'nın 19. yüzyılda altyapısal tarihi üzerine yazmış olduğum doktora tezimi yeni tamamlamıştım, yeni savunmuştum. İstanbul Ansiklopedisi'ni nevi şahsına münhasır bir kaynak olarak ilginç ve önemli buluyordum. Meriç'in dediği gibi oldukça üzerine vakit harcamıştım beni ilgilendirdiğini düşündüğüm maddelerde. Ama bir tarihsel mesele olarak incelemişliğim, Koçu ve arkadaşlarının resmettiği Beyoğlu üzerine kafa yormuşluğum yoktu. Yani onu bir bilgi kaynağı olarak kullandım ama onu problemleştirmedim. Dediğim gibi işte ilginç ve önemli bir kaynak olarak görmenin dışında. Son birkaç aydır Koçu ve hakkında okuduklarım öncekileri fersah fersah aşmış olsa da kafamdaki soruların azalmayıp tam tersine arttığını söylemeliyim. Genelde öyle olur zaten. Dolayısıyla beni bir Koçu ya da İstanbul Ansiklopedisi uzmanı olarak değil, böyle bir şey mümkün mü onu da bilmiyorum gerçi ama Pera tarihine yakın ilgi duyan bir kişinin bir kişi olarak dinlemekte olduğunuzu temenni ediyorum. Bu konuşma serideki dördüncü konuşma, arada başka etkinlikler de oldu, atölye çalışmaları gibi. Dolayısıyla Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi hakkında çok fazla ansiklopedik bilgi, tırnak içinde ansiklopedik bilgi vermeye gerek yok herhalde. Yine de 1905 doğumlu Reşit Ekrem Koçu'nun İstanbul'un muazzam kütüğünü yaratmak üzere fasikül fasikül hazırladığı İstanbul Ansiklopedisi'ni önce 1944-1948 arasında, sonra da 1958-73 yılları arasında yayınladığını, fakat 75'teki ölümüyle ansiklopedinin 11. cildinde Gökçınar maddesinde yarım kaldığını, Salt'ın web sitesinden kopya çektiğim bilgilerle tekrarlamamda bir zarar yok herhalde. Bir de Koçu'nun Walter Benjamin pozu verdiği şu fotoğrafını da özellikle göstermek istedim. Bildiğiniz gibi ansiklopedinin basılmamış ciltleri için Koçu'nun bir araya getirdiği notlar, yazılı ve görsel malzeme şimdi Kadir Has Üniversitesi ve Salt tarafından tasnif edilip dijitalleştiriliyor ki sebebi ziyaretimiz de bu. Tezimde Pera'nın 19. yüzyılda altyapı üzerinden nasıl inşa edildiğini, bu inşaat sürecinde Terkos ve Kasımpaşa gibi farklı bölgelerle nasıl bağlantılar
kurulduğunu, aynı zamanda böyle her şey, her yerden, her şeyden farklı otonom bir Pera efsanesinin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmıştım. Bu konuşma için kolları sıvadığımda işte bu kişisel tırnak içinde altyapı üzerinden düşünmeye ve ansiklopedinin klişeleşmiş Beyoğlu anlatısıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu, Pera tarihine ansiklopedinin maddeler üzerinden baktığımızda bu mitin nasıl şekillendiğini ya da nasıl yeniden ele alınabileceğini düşünmeye başladım. Yaptığım ilk şey doğal olarak gidip Beyoğlu ve Galata maddelerini ve tabii ki onların etrafındaki diğer maddeleri okumak, tekrar okumak oldu. Bu konuşma serisini Ethem Elden ve Süreyya Faruki gibi büyük usta, Osmanlı tarihçilerinden ve hocalarımdan sonra çağrılmış olmamın üzerimde yarattığı stresten zaman zaman şikayetçi olmuş olsam da konuşmaya hazırlandığım süre içinde aslında onları dinlemiş ve onlardan çokça öğrenmiş olmamın faydasını da oldukça gördüm. Ethem Eldem'in ansiklopedinden kayda değer bir şey çıkartabilmenin neredeyse tek yolunun baştan sona sayfa sayfa her şeyi okumaktan başka tesadüflere bel bağlamak olduğunu söylemesi örneğin bu tesadüfleri nispeten biraz olsun sistematikleştirmek gerektiğine beni ikna etti. Bu tesadüfliğin yakıcılığını şuradan anlayabiliriz. Az önce söylediğim gibi ansiklopedi 11. cildinde Gökçınar kelimesinde, maddesinde yarıda kaldığından Galata ve onunla ilgili maddeler ansiklopediye ucundan girebilmiş durumdalar. Reşit Ekrem Koç'u biraz daha erken vefat etse ya da birkaç tane daha az fasikül basabilmiş olsa bugün vereceğim örneklerden birçoğu yayınlanmamış olacaktı. Neyse ki bu yayınlanan ciltler çok iyi olmasa bile OCR'lanmış biçimde internette bulunabiliyor. Böylece bütün ciltlerde geçen Galata ve Beyoğlu kelimelerini taramak mümkün. Burada amaç elbette tüm maddeleri noksansız ve sistematik biçimde elden geçirmek, haritalandırmak ve Galata ile Beyoğlu'nun Koç'u ve diğer yazarlar tarafından nasıl temsil edildiğine dair kesin bir yargıya varmak, kapsamlı bir özet çıkarmak değil. Böyle bir amaç şüphesiz ki çok daha büyük bir araştırmayı mecbur kılardı. Benim amacım ansiklopedinin hayali coğrafyasında, ansiklopedi yazarlarının hayal ettiği coğrafyada Galata ve Beyoğlu'nun nereye denk düştüğüne dair kabaca da olsa bir fikir edinebilmek ve tesadüflerin sayısını biraz olsun arttırabilmekti. Konuşmamda öncelikle bu coğrafyanın sınırlarını birkaç örnek üzerinden tespit etmeye çalışıp özellikle geç 19. yüzyıl mekanlarının ansiklopedide kendilerine nasıl bir yer bulduklarına bakacağım. Sonra ansiklopedinin kendi güncelliğinde yani maddelerin yazıldığı 20. yüzyıl ortasında kent mekanıyla nasıl ilişkilendiğini anlamaya çalışacağım. Bütün bunları yaparken bir yandan da Beyoğlu ve Galata tarihi için başka önemli ve kurucu metinlerle İstanbul Ansiklopedisi'ni konuşturabilmeyi umuyorum. Son olarak da ansiklopedinin bir Beyoğlu tarihçisi için nasıl açılımlar yaratabileceğine, Beyoğlu mitosunu, efsanesini aşabilmek için ne gibi potansiyelleri açığa çıkartabileceğine dair naçizane yorumlarımı paylaşacağım. Dilerseniz öncelikle bu Beyoğlu mitosundan klişeleşmiş Beyoğlu'su anlatısı dediğim şeyden kişisel olarak benim ne anladığıma bakalım. Ve hatta bunu da İstanbul Ansiklopedisi'nden bir alıntıyla yapalım. Burada görüyorsunuz zaten. Elçiliklerin renkli bir yaşamın odak noktasını oluşturan sarayların yanı sıra görkemli konutlar, çok sayıda yabancı gezgini ağırlayan oteller, postane, telgrafhane gibi yapılar, Pera'yı özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa başkentlerinin küçük bir örneği haline getirmiştir. İtalyan ve Fransız tiyatrolarını, Avrupa havalı kahve ve pastaneleri burada bulmak mümkündür. Ayrıca zengin çeşitleri olan mağazalarda Avrupa kentlerinin aynı ayardaki mağazalarında bulunan çeşitlerin hemen tümü satılabilmektedir. Zaten bu mağazaların bir kısmı batıdaki merkezlerin şubeleridir. En zarif, en zengin İngiliz ve Fransız mobilya çeşitleri Beyoğlu'ndadır. Yabancı basım evleri ve gazete idarehaneleri, doktor muayeneleri, eczaneler ve dönemin önemli meslek sahipleri yine burada kümelenmiştir. Bu çevreyi tamamlayan, varlıklı Levanten ve Hristiyanların tüm zenginliklerini sergileyen konutlar da Caddi-i Kebir, yani Grand Rue de Pera, Büyük Pera Caddesi, bugünkü İstiklal Caddesi şu an üzerinde olduğumuz, Caddi-i Kebir boyunca ve bu caddeye açılan yer.
kitaplarda yer almaktadır. 19. yüzyılda en görkemli dönemini yaşayan semtin esas sahipleri İstanbul'un kozmopolit ortamının renkli gruplarından Leventenlerdir. Bunlar çeşitli nedenlerle İstanbul'a gelip kendileri gibi yabancı ya da yerli gayrimüslimlerle evlenerek kente yerleşen Avrupalılardır. Dilleri, giysileri, beğenileri, yaşam biçimleri ve eğlenceleriyle İstanbul'da özellikle tarihi Yarımada ve Üsküdar'da yaşayan Müslüman Osmanlılardan farklı bir grup oluşturmuşlardır. Bu özellikleri mimarilerine de yansımış, yarattıkları fiziksel çevre, yaşadıkları Galata ve Beyoğlu bölgesine bir Avrupa kenti havası katmışlardır. Böyle bir ortamda önemli bir Müslüman varlığından söz etmek zordur. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir alıntı olduğunun farkındayım. Ama yani genel literatürün, popüler kültürün, edebiyatın ve akademinin de önemli bir kısmının Beyoğlu'ndan anladığı şeyin çok çok iyi bir özeti olduğunu düşündüğüm için ayrı ayrı altını çizdiğim kelime ve kavramlarla uzunca bir alıntı kullanmak istedim. Dikkatli dinleyiciler ve ansiklopedi okurları, projede çalışan kişiler bu maddenin gerçekten de İstanbul Ansiklopedisi'nden olduğunu ancak Reşit Ekrem Koçu'nunkinden değil 1990'larda Tarih Vakfı tarafından yayınlanmış Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nin Nur Akın tarafından yazılmış Beyoğlu maddesinin girişi olduğunu anlamış olabilirler. Yine yeri gelmişken bu ansiklopedinin de vakfın en önemli işlerinden biri olduğunu ve İstanbul çalışmaları için emek harcayan kişiler için hala çok kıymetli bir kaynak olduğunu da vurgulamak isterim. Nur Akın'dan anlatıldığım bu iki paragrafta neler görüyoruz? Elçilikler, oteller, modern hizmetler, referans hep Avrupa ve Batı olan hizmetler, işte Avrupa başkentlerinin küçük örneği olmak, zengin mağazalar, doktor ve eczaneler, Levanten ve Hristiyanlar ve onların konutları, dilleri, yaşam tarzları kısaca ve tırnak içinde kozmopolit bir dünya. Gerçekten de Akın'ın bu satırlarında sıralanan motifleri pera üzerine yazılmış neredeyse her yazıda görmek mümkündür. Bu motifler üst üste birikmiş, kelime ve imajlarla bir örüntü, Edward Said'in deyimiyle bir arşiv oluşturmuştur. Aynı oryantalizm gibi. Hatırlayacak olursak oryantalizmin doğu hakkında söyledikleri tamamen yalanlardan oluşmaz. Tam tersine içinde birçok doğru da barındırır. Ancak bu doğrular kısıtlı bir çerçeve içinde, tarihsizleştirilmiş, basit sloganlara indirgenmiş, karmaşık nedenselliklerden uzak, döngüsel akıl yürütmelerle meşrulaştırılmış biçimde sunulur. Galata ve Pera tarihinde özelinde bu arşivin kökleri eskilerdedir. Ancak kimlikleşmesi, bir nostalji objesi haline gelmesi, Temel Demir'in başka vesilelerde belirttiği gibi 1980'lerde ve özellikle 90'larda gerçekleşmiş. Edebiyatta, akademik yazında, restorasyon ve mimari mekan kullanım pratiklerinde 19. yüzyıl sonunun idealize edilmiş bir resmiyle sabitlenmiş bu kozmopolit Pera mitosu kök salmıştır. Bu mitosun coğrafi yansıması yine Etemeldem'den aktarmama izin verirseniz İstiklal Caddesi ya da Grand Rue de Pera'nın bir iki paralel ötesine geçmez. Pera'yı gayrimüslim ve yabancı elitlerin dünyasını ibaret görür. Elit olmayanlar, iki sokak kenarda kalanlar, bu dünya inşa edilirken yıkılanlar, farklı tarihsel ve coğrafi katmanlar hikayenin nadiren parçası olurlar. Peki, Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi bu hikayeye ne kadar katkı vermiştir ya da onu bozma potansiyelini içinde taşır mı? Kendisine sorabiliriz. Ansiklopedinin 5. cildinde bulunan ve Koçu tarafından yazılmış Beyoğlu maddesi şöyle başlar. Mülki idari taksimatında İstanbul vilayetinin bir ilçesi, İstanbul'un tarihi edebiyatında meşhur bir semtin adı, ilçe olarak sınırı büyük şehir haritasında tespit edilmiştir ve kadim Galata şehri bu ilçenin sınırı içinde bir nahiye itibar edilmiştir. Semt olarak sınırını çizmek mümkün değildir. Her biri fetihten zamanımıza kadar İstanbul tarihinde pek meşhur yerler olan Kasımpaşa kasabasının, Galata şehrinin, Tophane kasabasının ve Fındıklı kasabasının gerilerini kaplamış olan sırtların adıdır. Bana kalırsa daha ilk cümlelerden Koçu, Beyoğlu'nun tarihsel sınırlarının mutlaklığını bozar ve semt olarak sınırlarını çizmek mümkün değildir der. Bu durum elbette Beyoğlu semtine özgün bir şey değil. Hemen hemen hiçbir semtin sınırlarını mutlak biçimde çizmek, tespit etmek mümkün değildir. Ama bence Koçu burada bunu özellikle vurgulamak istemektedir. Bu cümlenin rastgele edilmediğini ve ansiklopedinin geneline dair daha semptomatik bir şey söylediğini,
Koç ve Tarih Vakfı ansiklopedilerinde Beyoğlu maddesine eşlik eden planları karşılaştırarak anlayabiliriz. Dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Nur Akın'ın kendisinin hazırladığı ve gerçekten İstiklal Caddesi'nin bir iki paralelle sınırlı bir plan kullanırken, yani şurada gördüğünüz, bu niye ters dönmüş bilmiyorum, kusura bakmayın. Şöyle görmeniz gerekiyordu tabii asıl olarak. Belki yandaki plana uydurmayı seçti şeyde, PowerPoint'te, kusura bakmayın. Koç'u, işte Nur Akın'ın hazırladığı ve gerçekten İstiklal Caddesi'nin bir iki paralelle sınırlı bir plan kullanırken Tarih Vakfı'nın ansiklopedisinde, Koç'u 1918 tarihli meşhur Necip Bey haritasından çok daha geniş bir kesit kullanmıştır. Bu ayrışmada elbette Koç'u ve Akın'ın sahip olduğu teknik beceri ve imkanlar arasındaki fark önemli bir rol oynamış olsa gerek. Belki Koç'u da kendisi çizebilse ya da işte çizdirebilse daha modern yöntemlerle belki başka türlü bir şey çizerdi ama o hazır bir haritadan plan kullanmış. Ancak sonuçta elimizde Beyoğlu'nun coğrafi sınırlarına dair iki farklı yansıma bulunuyor. Bir yanda Caddi-i Kebir'i takip eden, sınırları çok daha keskin, bir önem sıralamasıyla merkeze yoğunlaşmış ve çeperi dışlamış bir görselleştirme. Öte yandan tarihsel bir haritadan alınmış, sınırları çok daha muğlak, tek meşru izleyin ana cadde olmadığı bir kesit. Koç'u daha sonra uzun uzun yüzyıl ortasının bir başka popüler ansiklopedisi olan Türk Ansiklopedisi'ndeki Beyoğlu maddesini alıntılar. Alıntıyı bitirirken yukarıdaki satırların yabancı bir kaynaktan tenkitsiz bir tercüme ile ansiklopediye nakledildiği görülmektedir diyerek eleştirisini kaydeder. Daha sonra hocası Ahmet Altınay'dan aktardığı Büsbek ve Lady Montagu hatıralarından pasajlarla erken dönem perasını anlatırken, Ekmekçi Bağdasar Ağa, Ahmet Rasim, Sermet Muhtar Alus ve Ahmet İhsan'dan alıntılarla 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı perasından bahseder. Koç'un maddesi, peranın yabancılığı, elitliği ve bir dizgi hatasının sonucu olduğu görülen kozmopitliğinden azade değildir. Birinci Cihan Harbi sonunda kara işgal günlerinde Beyoğlu Rumlarının şımarıklığı İstanbul tarihine geçmiş acı hakikattir. O zamanlar milli serpişimiz olan fesih hakaret her vesileyle her gün pek çok görülen vakalardandı. Duygulu insan için Beyoğlu'na çıkmak bir ızdırap teşkil ederdi. Zamanımızda Beyoğlu bu son mu yani saf kozmopit mi son kozmopit mi emin değilim ama kitapta şeyde ansiklopedide son yazıyor. Kozmopit bir semttir. Kozmopit bu kadar yanlış olduğuna göre sonda son olmuş olabilir herhalde. İstanbul'un en büyük ve lüks müesseseleri, otelleri, eğlence yerleri Beyoğlu'ndadır. Bu maddeyi Beyoğlu ilçesi, Beyoğlu adında bir kayıkçıya ayrılmış Beyoğlu maddesi, Beyoğlu Caddesi Kebiri, Beyoğlu Mutasarraflığı'nın eski binası, Beyoğlu'nda Ermeniler, Beyoğlu'nda Sedyeler, Beyoğlu Spor Kulübü ve Beyoğlu Yangınları maddeleri takip eder. Bu maddelerde büyük oranda tek düze bilgiler, basma kalıp ve bu Beyoğlu efsanesini destekleyen yargılar sıralanır. Gamsızoğlu'nun notlarından oluşturulan Cadde-i Kebir, yani İstiklal Caddesi maddesi, bunun en sıradan örneği. Beyoğlu yazınına fazlasıyla yerleşmiş, caddedeki dükkanları, yeme içme mekanlarını ve meşhur simaları sıralama kalıbı burada da karşımıza çıkar. Kısaca alıntılayacak olursam, şimdiki Narmanlı Hanı caddenin ortasına kadar yayılmış koyu renkli kasvetli Rus başkonsolosluğu binasıydı. Karşısındaki İsveç sefaretinin malı olan dükkanlardan birinde Veliaht Reşat Efendi'nin terzisi, yine o sıradaki Botter Hanı'nın da zamanın meşhur terzisi Botter, gümüş ve kristal eşya ve sofra takımları ile Christoffel marka çatal, bıçak ve kaşıklar satan bir yer. Haset Kitabevi'nin yerinde fotoğraf makine ve levazımatı satan Weinberg mağazaları, yanında Hidivial Palace Oteli, sol kolda halen markez olan büyük mağazada Şekerci Lebon vesaire vesaire. Bu kalıbın kurucu örneklerini 1940 ve 50'li yıllarda Fransızca yayınlandıktan sonra 1980 ve 90'larda yapılan tercümeleriyle popüler kültürümüzdeki yaygın Beyoğlu fikrine en çok katkıyı sunmuş ya da en çok sunanlardan biri olan Said Naum Duhani'nin kitaplarında bulabiliriz. Ki Duhani de ansiklopedide kendine ait bir maddesi olan şanslılardandı. Koç onun hakkında Fransızca kalem olarak kaleme aldığı iki şirin kitapta Beyoğlu'nun sosyal tarihini, eski evleri ve o eski ailelerini, sakinlerini anlattı diye nitelemişti. Sermet Muhtar Alus
tarafından yazılan Beyoğlu Sevdiyeleri maddesi de ansiklopedinin ikonik maddelerinden biridir ve yine Beyoğlu'nun özgünlüğünü vurgular. Beyoğlu'nda sedyeler 19. asırda. Bir kapısı, iki yanı penceresi bulunan bir koltuk, odacık olup pehlivan yapılı ve acı kuvvetli iki uşak hamal tarafından taşınan Avrupavari binek sedyeleri İstanbul'da da yalnızca Beyoğlu'nda kullanılmıştır. Beyoğlu sedyeleri pera üzerine yapılmış önemli işlerden biri olan ve belki bu miti 21. yüzyıla aktarma konusunda önemli de bir rol oynamış. Arasında yaratıcılarından en azından bir kişisinde seyirciler arasında gördüğüm ve yine ansiklopedi gibi aydınlanma projesinin bir başka tezahürü ve evrensellik iddiasında olan müze kavramını kendine yakıştırmış. Yapı Kredi Kültür Sanat'ın 2000'de açtığı Beyoğlu Müzesi için öneriler sergisinin de nadide parçalarından biriydi. Bir Beyoğlu Müzesi yapılsa Beyoğlu sedyeleri de koleksiyonun parçası olmalıydı. Banka hesap cüzdanları, marka mobilyalar, lüks porselen takımları ve avizelerle birlikte. Ancak ne Duhani'de ne Beyoğlu Müzesi için önerilerde bulabileceğimiz bir madde Koçu'nun Beyoğlu listesinde mevcut. Beyoğlu Mutasaraflığı'nın eski binası. Bu maddenin başlığındaki tarihselliğin, yani Beyoğlu'nun statik bir obje olarak değil, değişen ve kayda tutulması gereken bir olgu olarak görme refleksinin önemini not ederek içeriğine geçersek, burada da karşımızda görmeye çok alışık olmadığımız türden bir sosyal kompozisyon çıkar. Maddenin yazarı yine Sermet Muhtar Ulus, Mutasaraflığın eski binası içinde sarıklı softa, Arakiyeli derviş agelli ak Arap, poturlu Arnavut, camedanlı Kürt, kuşaklı muhacir, şapkalı Frank, kasketli Rum, pala bıyık Ermeni, köse sakal Musevi, hulasa yerli yabancı 72,5 millet, 72,5 milletin klişeliğini bir kenara koyuyorum. Bu yine de ilginç bir silsile diyelim. Posta olup takım takım gelenler de başka. Kolu boynuna asılı, eri sarılı omuzdaşlar, pavurya yürüyüşlü palikaryalar, Maltız deniz korsanları, çakanoz kasa hırsızları, yan kesici, çoğu yılın ayaklı kopiller, umumhane mamaları, muhabbet dellaları, yan sokakların yosmaları, civanları olduğunu söyler. Burada hem genelde Frank, yani Avrupalı ve Rum, Ermeni ve Yahudilerle sınırlı olan para etnolinguistik çeşitliliğinin bundan çok daha geniş alındığını, hem de yine normalde görmeye alışık olmadığımız bir meslek çeşitliliği olduğunu görürüz. Elbette itiraz edilebilir, denilebilir ki Alus tipik bir para yapısından, bir otelden ya da işte batı tarzı bir konuttan, bir restorandan değil, bir mutasarrıflıktan, bir tür kaymakamlık binasından bahsediyor. Burada da her türden, sonuçta devletle işi olan her türden ve hatta daha da çok alt tabakadan insan olması doğaldır. Mesele tam da bu. 19. yüzyıl Beyoğlu'sunda tiyatrolar, restoranlar, oteller ve bahçeler arasında görünmez kalmış, görmezden gelinen bu tip yapılar ve bu yapıları gece gündüz tüketen insanlar vardı. Koçu'nun çok eleştirilen hiyerarşisiz tasnifi, Beyoğlu sedyeleriyle Mutasaraflığın eski binasını yan yana getirerek başka türlü bir pera tarihinin ve çok kültürlü bir geçmişin, kapısını aralayabilir. Bu noktanın üzerine biraz daha durmak istiyorum. Bu serinin önceki konuşmalarında hem Ethem Eldem hem Süreyya Faruki, altını çizdiği, İstanbul Ansiklopedisi'nin şehrin Türk-Müslüman tarihinin dışında kalanlar için çok faydalı bir kaynak olma özelliği Beyoğlu bağlamında ayrı bir önem kazanır. Bunu biraz hatırlarsak, yani Türk resmi tarihi hala daha günümüzde geçerliliğini önemli ölçüde koruyan resmi tarihin işte Türk ve Müslümanlara meyleden tarih yazıcılığına karşı İstanbul Ansiklopedisi'nin çok daha çeşitli ve çok daha farklı katmanlardan çok farklı insanları, farklı dil, din ve etnik kökene sahip insanları önemli bir rol yer vermiş olmasının önemli olduğuna dikkat çekmişti Ethem Eldem de, Süreyya Faruki de. Klasik tarih yazımındaki en büyük kerameti zaten şehrin Türk-Müslüman olmayan unsurlarının coğrafi yoğunlaşması olarak görülen Beyoğlu tarihine İstanbul Ansiklopedisi'nin bu anlamdaki katkısı iki farklı şekilde değerlendirilebilir.
İlki az önceki örnekte de karşımıza çıktığı gibi Arabı, Arnavudu, Kürdü ve muhaciriyle ve tabii ki Rumu, Ermenisi, Yahudisiyle Beyoğlu'nun küçük Avrupa olmaktan çok bir Osmanlı mekanı olduğunu göstermesidir. İkincisi ve belki daha önemlisi, kentin sadece zenginlerinin değil, yoksulu, hırsızı, dilencisiyle çok dilli ve çok dinli olduğunu, Beyoğlu'nun çeşitliliğinin Levanten iş adamları ya da Avrupalı diplomatlarla sınırlı olmadığının işaretlerini vermesidir. Bu noktayı hocalarımın tavsiyesine uyup Beyoğlu serisindeki maddelerden ayrılıp tesadüfen karşımıza çıkan bir maddeye baktığımızda da görebiliriz. Ansiklopedide kendisine atıflı birçok madde olan Vasıf için elinden çıkmış olan ya da onun notlarıyla dan aktarılmış olan derviş parantez içinde kayıkçı Poyraz başlıklı madde 1885-1890 arasında Tophane İskelesi kayıkçılarından bıçkın bir delikanlı hakkındadır. Vasıf için elinde bu kayıkçı hakkında bir manzume ve bir portresinin soluk bir fotoğrafı vardır. Portre üzerinde de imza olarak Giuseppe Cavallini yazar. Manzumede ressam keşiş denildiğine göre diye akıl yürütür Vasıf İç, Cavallini'nin İtalyan Katolik bir rahip olması gerekmektedir. Kendilerini maalesef göremediğimiz portre ve fotoğrafın aslını astarını soruşturamayacağımız manzumenin isabetliğini bir kenara koyalım. Bir tophane kayıkçısı, Katolik rahibi, portre resim ve onun fotoğrafı normalde ayrı kompartmanlarda farklı araştırma sorularının ışığında incelediğimiz, ayrı dünyalara aitlermiş gibi düşündüğümüz, farklı toplumsal kesimlerin ve uğraşların Beyoğlu'nun çeperlerinde birbirlerine nasıl dokunduklarını, bunların en azından bir zamanlar aynı dünyanın parçası olarak hayal edilebildiklerini gösteriyor. Benzer bir bakışı ansiklopedideki Galata maddeleri için de atalım. Galata ve Beyoğlu tarihleri tabii ki ve kimlikleri şu anda olduğu gibi fazlasıyla iç içedir. Beyoğlu'na atfedilen yabancılık ve aykırılık Galata için de geçerlidir. Ancak muhteviyatı biraz daha farklıdır. Galata'nın kentin tarihi limanı, liman bölgesi olması orayı bir at sınıf tekinsizliğiyle eşleştirmiş, içki, kumar ve fuhuşun olağan coğrafyası haline getirmiştir. 19. yüzyılda Voyvoda Caddesi ve civarının Osmanlı'nın finans merkezi haline gelmiş olması Galata'nın önemini arttırmış. Pera'nın yükselişi için de gerekli olan sermaye buradan yukarıya akmıştır. Tarihin 3. sayfasına özel bir merakı olan Koçu için Galata'da çok malzeme vardır. Galata ile başlayan maddeleri listelemeye kalkarsak bu akşamı buluruz muhtemelen. Birkaç örnek vereyim. Galata, Galata balık pazarı, Galata bekar odaları, Galata civanları, genel evleri, hamamları, kalesi, kulesi, mevlevihanesi ve elbette sonu gelmeyecek gibi devam eden Galatasaray maddeleri. Bunların tabii bir kısmı tarihsel Galata bölgesinden daha çok Beyoğlu'yla alakalı, o da ayrı. Galata maddesi sanat tarihçisi Semavi Eyice'nin Türk Ansiklopedisi'ne yazdığı maddeden uzun bir alıntıyla başlar. Kozmopolit yine gözde kelimelerden biridir. Fetih'ten sonra hızla Türkleşen Galata'da daha 1476'da 592 Rum, 332 Frank ve 62 Ermeni evine karşılık 535 Müslüman evi vardı. Sonraları Galata daha da Türkleşmiş, bir yandan da çeşitli yabancılar gelip yerleştiğinden Galata kozmopolit bir görünüş almıştır. Eyce'nin sözlerini Galata Koçu şöyle tamamlar. Yüzyıllar boyunca Galata ahalisinin çoğunluğunu gayrimüslim azınlıklar ile gayrimüslim yabancılar teşkil etmişti. Burada aslında Semavi Eyce'ye bir tür şerh düşüyor gibi. Ve bu gözle görülür haldeydi. Semavi Eyce de bunu görmüyorsa artık ona ne demek lazım bilmiyorum. Bu hal ancak zamanımızda ve pek yakınlarda 1940-50 arasında kaybolmuştur. O kozmopolit topluluğu Evliya Çelebi Galata kavmi tabirinde pek güzel ifade etmiştir, diyor Koçu. Galata maddelerinin bir kısmı sahip oldukları tarihselliğe uygun olarak kelimenin düz anlamıyla ansiklopedik ve bilimsel içeriklere sahipti. Çoğu Semavi Eyce'nin elinden çıkmış ya da ondan uzunca alıntılarla oluşturulmuştu. Bu arada yine ilginç bir not. İşte diğer ansiklopedi, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nin Galata maddesi de önemli ölçüde Semavi Eyce tarafından yazılmıştı. Diğer maddelerde ise Koç'un özel ilgisi olan marjinal karakterler ve mekanlara yoğunlaşılıyordu. Bunların belki de en çarpıcısı yine Ethem Erdem'in konuşmasında bahsettiği Galata canavarı bıçakçı Petri, ismi kadar ilginç ve kanlı bir 19. yüzyıl hikayesiydi. Şehrin farklı yerlerini cinayetleriyle mimleyen Galata canavarı, ansiklopedide karşımıza birkaç madde sonra yine Koç tarafından yazılmış Galata otelleri maddesinde de çıkıyor.
Bıçakçı Petri'nin 1874 yılında Galata'daki Marsilya Oteli'nde Kefalonyalı Lefteri kaptanı öldürdüğü gece, koçunun söylediğine göre ayrıca Üsküdar'lı tulumbacı Çamur Salih, tulumbacı ablası Güzel Mustafa, Bahriye Neferi Yunus, Hamburglu bir gemi katibi, tüysüz bir Rum kalopedi, Karadenizli iki kayıkçı ve bir fahişe aynı oteldeydi. Bu bilgileri muhtemelen zaptiye vesikaları ve gazete haberlerinden derleyen koçu bize yine farklı bir çeşitliğin kapılarını aralar. Gurur duyulmayacak, nostaljisine pek yeltenilmeyecek, suç mahallerinde ortaklaşmış bir çeşitlilik. Adı Marsilya Oteli olsa bile bir araya getirdikleriyle aslında tipik bir Osmanlı liman kenti mekanı olduğu aşikar bir suç mahalli. Şu ana kadar Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde geç 19. yüzyıl Galata ve Beyoğlu'sunun nasıl göründüğünü, bu görünümün klişeleşmiş anlatılarla nasıl örtüştüğünü ve onlardan nasıl farklılaştığını biraz olsun tartışmaya çalıştım. Ayrıca Koçu'nun ansiklopedisini bir başka İstanbul Ansiklopedisi'yle ve bir müze kataloğuyla karşılaştırdım. Yani farklı bilgi tasnifi pratikleriyle Koçu'nun ansiklopedisinin birbirleriyle nasıl konuştuğuna değindim. Aynı zamanda Said Noam Duhani gibi Beyoğlu mitosunun kurucu figürlerinden, burayı bayağı dağıtıyorum kusura bakmayın, Said Noam Duhani gibi Beyoğlu mitosunun kurucu figürlerinden biriyle ansiklopedi arasındaki örtüşmeler ve ayrışmalardan bahsettim. Şimdi ansiklopedinin yazıldığı zamanlar için güncel olan periyotta, yani 20. yüzyıl ortasına gelerek ansiklopedi yazarlarının şehrin değişen topografyasının kaydını nasıl tuttuklarına bakmak istiyorum. Bunu yaparken de Beyoğlu mitosu için değilse de İstanbul çalışmaları için bir başka kurucu figür olan Osman Nuri Ergin'den ve başka bir tasnif pratiği olan İstanbul şehri rehberinden bahsetmeliyiz. Koçu tarafından bilhassa İstanbul üzerinde belediyeciliğe, şehirciliğe ve Türkiye tarihi üzerinde de bilhassa marif tarihi konusunda geniş çalışmaları ile bu gayretin ve himmetin mahsulü pek değerli eserleriyle tanınmış bir müdekkik, muharrir, İstanbul'un en şerefli yerlerinden birine adının verilmesi ve ilelebet hatırlanmasına hak kazanmış bir sima. Bu İstanbul Ansiklopedisi'nin seçkin kalem arkadaşlarından, 30 yıldan fazla İstanbul Belediyesi'nde çalışmış ve uzun zaman belediye mektupçuluğunda bulunmuş olduğu için devrinin edebi mahfillerinde mektupçu Osman Bey diye tanınmıştı. Çalışkan, vakarlı, nazik, çelebi, hatta derviş meşrep bir zat idi denilerek tanıtılan Osman Nuri, hem ansiklopedinin yazarlarından hem de önemli kaynaklarından biriydi. Şehremaneti arşivlerini tasniflemesi, yani İstanbul Belediyesi arşivlerini tasniflemesiyle ortaya çıkan Mecelle-i Umuri Belediye'nin kaynaklık ettiği tarihsel maddelerin yanı sıra, ansiklopedide sıkça karşımıza çıkan bir başka madde türü olan sokak isimleri içinde en büyük veri Osman Nuri'nin hazırladığı 1934 tarihli şehir rehberinden geliyordu ki az önce öğrendim. Koçu'nun kendi kopyası da böyle paramparça edilmiş, hakkı sonuna kadar verilmiş notlarla karalanmış bir kopyaymış. Çoğunlukla Hakkı Göktürk tarafından kaleme alınmış sokak maddelerinden bir örneğe bakalım. Burada zaten. Bostanici Camii Sokağı. Beyoğlu Kaymakamlığı Merkez Nahiyesi'nin Tomtom Mahallesi sokaklarındandır. Boğazkesen Caddesi ile Cicim Çıkmazı arasında uzanır ve bu çıkmaza dikey olarak kavuşur. 1934 belediye şehir rehberinin 14 numaralı paftasında cadde tarafından gelindiğine göre sol kolda kısa bir aralık sokak gösterilmiştir. Yerinde böyle bir sokak yoktur. Yerinde de Bostanici Çeşme Çıkmazı'nın levhası bu Cicim Çıkmazı'na asılmıştır. Pek çok misali vardır. İstanbul sokaklarına levhalar asıldıktan sonra sıhhatini kontrol için rehberle dolaşıp tetkik ve teftiş edilmediği anlaşılıyor. Temmuz 1961 tarihli bu maddenin İstanbul şehircilik tarihine dair sahip olduğu birkaç katman anlamı deşifre etmek için Osman Nuri'nin bu sokakların kaydını tutmuş olmakla kalmamış ve 1920'lerin sonunda kamusal alanı Türkleştirme ve bir bürokratik düzen getirme çabasının parçası olarak isimlerini bizzat koymuş ya da modifiye etmiş olduğunu hatırlamamız gerekir. Burada ne gördüğünüzü bilmeyenler için söyleyemiyorum. Neyse şey değil, soldaki fotoğraf Osman Nuri'nin İstiklal Caddesi levhasını değiştirdiği fotoğraf. Sağda da Osman Nuri'nin notlarıyla üzerinde kendi el yazısından olan notlarla İstanbul sokaklarının eski ve yeni isimlerinin listelendiği
bir liste Atatürk kitaplığı yani şehir emaneti arşivinden. Solda eski sokak ismi, sağda da sokağın yeni ismini görüyorsunuz. İşte Paf'ta vesaire. Burada çok büyük bir değişiklik yok. Benim rastgele seçtiğim örnekte olduğu için yani çok daha dramatik örnekler var. Örneğin hemen en dibimizdeki örnekten Glavani sokağının Kallavi sokak olması Osman Nuri'nin eseridir ve aynı bu listenin işte alt taraflarında görürüz. 1934 şehir rehberi tam da bu çabanın nişanesi şehirdeki yeni düzenin somut çıktısı olarak hazırlanmıştı. Koçu ve başta Hakkı Göktürk olmak üzere kalem arkadaşları işte ellerinde bu rehberi alarak sokaklara çıkmış ve 1950'lerden 70'lere kadar durum tespiti yapmışlardı. Bu durum tespiti her şeyden önce isim koyucunun yani Osman Nuri ve temsil ettiği modern bürokratik aklın uygulamalarını denetliyor. Tutarsızlıkları, eksikleri, haritanın sokağa uymadığı yerleri kayıt altına alıyordu. Burada bir başka bilgi tasnif ve temsil ütopyası olan Borges'in hayali bir imparatorluğun imparatorlukla aynı büyüklükte haritasını hazırlayan kartografları anlattığı kısacık öyküsünü hatırlayabiliriz. En azından ben hatırladım. Koçunun kalem arkadaşlarının yeteri kadar vakti ve imkanı olsaydı mesela her sokağı tek tek gezecek, her birinin güncel halini kayda geçirecek, Osman Nuri'nin hatalarını rehberde eskiyenleri güncelleyecek, cicim çıkmazı ile olan kavşağındaki küçücük ahşap evler eski İstanbul'dan kalmış bir köşedir. Gülüver'in cüceler memleketindeki seyahatini hatırlatır. Mesela orta boylu bir kimse elini uzatınca Bostaniçi Mescidi'nin imam meşrutasının dam saçağını tutabilir detayında bilgileri her sokak için verebilecekti. Ama elbette bu mümkün değildi. İsimler değişecek, tabelalar düşecek, imam meşrutasının damı akıtmaya başlayacak ve yenilenecekti. Kaldı ki birçok sokak, yani sükubediyle madde olarak girmiş olmalarına karşın bizzat yerinde incelenmemiş, onlar için 1934 rehberindeki bilgilerle yetinilmiş, sonuna da yerine gidilip tespit edilemedi gibi iç acıtan bir not koyulmuştu. Bana öyle geliyor ki karşımızda aşağıdan eksik ve imkansızlıklarıyla belirlenmiş, hareket halinde bir sınır çizme çabası duruyor. Şehir rehberinde cisimleşmiş merkezi bilgi üretim pratiklerine ve isim koyuculuğuna karşı değil ama o bilgiyi kitap sayfalarından çıkartan, yeniden sokağa götüren, sahadan yazılan ve çoğu zaman da yazılamayan bir ansiklopedi daha önce de söylediğim gibi imkansız bir ülkü. 20. yüzyıl ortası yıkımları ve şehrin hızlı dönüşümünün hemen ertesinde yapılan bu sokak gezileri aynı zamanda bu yıkımların daha küçük bir ölçekte de olsa izini sürüyordu. Galata'daki Buğulu Sokak maddesi örneğin bu bağlamda iki ayrı şekilde tarihe not düşüyor. Sokağın eski Tersan Caddesi'nin kestiği bilgisi verirken bu caddeye buradaki istimlak yıkmaları esnasında enkaz altına kalarak şehiden vefat eden Yarbay Sabahattin Evren'in adını verildiğini söylüyordu. Ki ben bu sokaktan haberim yoktu ya da bu hikayeden haberim yoktu. Şimdi bakınca o ismin 1980'lerde yeniden Tersan Caddesi'ne dönmüş olduğunu görebiliyoruz. Maddedeki ikinci dikkat çekici detay bu tip maddelerdeki eleştirel tona iyi bir örnek oluşturuyor. Galata'nın eski meşhur hamamlarından Buğuluca Hamam bu sokak üzerindeydi. Halen bir duvar kalıntısı görülür. 1957'de sadece para kaygısı güden, sahibi olduğu mülkün bir büyük şehir bünyesindeki tarihi kıymetiyle hiç alakadar olmayan mülk sahibi tarafından hamamın müsteciri çıkarılmış ve meşhur hamam pek çok emsali gibi kör kazmanın kurbanı olarak yıktırılmıştır. İstanbul'da ve bilhassa Galata'da Türk damgasını arayacak müstakbel nesiller bu adamları adlarını bilsin bilmesin kıyamete dek telin edeceklerdir. Şey yapabildiğimiz, kendimizi özdeşleştirebileceğimiz bir ifade. Bazı açılardan. İlginç olan Galata'daki Türk damgasını değil ama mitlerden arındırılmış bir tarihin izlerini arayan biz müstakbel nesillerin Koçu'nun anlatılarında bu konuda ilham verici pek çok şey bulabiliyor olmamız. Koçu'nun yüzyıl ortası yıkımlarına dair belki de en kapsamlı eleştirisi ise Galata maddesinde kendini gösterir. Profesör Semavi Eyice Galata 1955'ten sonra yapılan istimlaklarla özelliğini kaybetmiştir diyor. Bir hakikatin ifadesidir. Zamanımızdaki Galata'nın artık İstanbul'un herhangi bir semtinden farkı kalmamıştır. 1955'ten sonrası son ve kesin değişmedir. Zamanımızın Galata'sı tarihi şahsiyetini tamamen kaybetmiştir.
yeni yapılan koca koca binalar, aralarında ahenksiz, zevksiz, bilgisiz, serpilmiş, cılız, güdük, hatta sefil yapılar çirkinlik ucubeleridir. Galata'nın göbeği diyebileceğimiz Karaköy Meydanı'nda adeta sergilenmişlerdir. Öyle gözüküyor ki sağ muhafazakar tandanslı, özellikle popüler tarih romanlarında milliyetçi hislere sıklıkla oynamış, İstanbul Ansiklopedisi'ni fethin 500. yılı etkinlikleri kapsamında ön plana çıkartmaya çalışmış Reşat Ekrem Koç'u, Demokrat Parti'nin kentteki modernleşme hamlesine mesafeli durmuş ve hatta kentteki hızlı değişimden oldukça rahatsız olmuştu. Denebilir ki İstanbul Ansiklopedisi'nde sokakların fiziki ve etnografik detaylarının kaydını tutmak için gösterilen özen, biraz da bu elden kayıp gitmekte olan bir dünyayı sabitleme, durdurma çabasından ileri geliyordu. Bunun için olabilecek en hantal yayın türünün, yani ansiklopedinin seçilmiş olması, bu sabitleme çabası açısından manidardı. Ama bir yandan da projenin doğasından gelen imkansızlığın altını çiziyordu. Birçok maddenin altı doğru düzgün doldurulamamış olması bir kenara, nihayetinde ancak G harfine gelinebilmiş. Bu arada şehir çoktan değişmiş, sokaklar yıkılmış, isimler yeniden değişmişti. Teslim etmek gerekir ki bu konuşmanın içeriğini oluşturan İstanbul Ansiklopedisi ve Beyoğlu, tarih yazımı ve popüler kültürde oldukça fetişleştirilmiş nesnelerdir. Beyoğlu'nun özellikle 1980'lerden sonra nasıl nostaljik bir takıntıya dönüştüğü, kentin şaşalı geçmişine ve bu geçmişle özdeşleştirilen çeşitli imgelere dönük bu obsesyonun Beyoğlu'nu tarihsizleştirdiğinden, çetrefilliğinden koparttığından bahsettik. Aynı düzeyde olmasa da Reşit Ekrem Koç'un ve İstanbul Ansiklopedisi'nin şimdiye kadar benzer bir kaderi olduğunu söylemek mümkün. Hakkında çok fazla fikrin ama çok az çalışmanın olduğu İstanbul Ansiklopedisi, gündelik hayata dair detaylara, resmi tarih yazımında kendine yer bulamamış marjinal karakterlere, gruplara ve mekanlara yer vermesiyle yıllar içinde bir tür efsaneye dönüştü. Benim gibi şimdiye kadar ansiklopediyle yüzeysel biçimde ilgilenmiş kişiler de bu efsaneye katkı sundu. Koç'un farklılığının, ilginçliğinin ve hatta kelimenin en doğru anlamıyla acayipliğinin altını çizerek. Beyoğlu tarihi basma kalıp imgelerin, Beyoğlu tarihini basma kalıp imgelerin tahakkümünden kurtarmak için Koç'undan yardım isterken, bu çabamızın İstanbul Ansiklopedisi'nin acayipliğini artırmamasına özen göstermeliyiz. Ansiklopedi, burada çok az bir kısmına değinebildiğim bütün potansiyeline rağmen, gerek birçok miti yeniden üreten, yer yer ayrımcı ve mizojen maddeleri, gerek de zaman zaman çok tek düzeleşen ve belli kalıpları tekrar tekrar kullanan tarzıyla hem içerik hem biçimsel olarak bir eleştirel bir çözümlemeye fazlasıyla muhtaç. Öyle zannediyorum ki bu noktada özellikle vurgulanması gereken, İstanbul Ansiklopedisi'nde açığa çıkartılmayı bekleyen Beyoğlu ve Galata tarihlerinde asıl ilham verici olanın, maddelerin somut içeriklerinden çok, meşru kabul edilen tarihsel mesele ve kaynaklar konusundaki açıklık olduğudur. Osmanlı arşivi belgeleri, sözlü anlatılar, hatıralar, manzumeler, şarkılar, mimari fotoğraf, gravür ve çizimler, süreli yayınlar ve edebi ürünler, saha çalışması, sokak gezileri, muhtar mülakatları, istatistik, bunlar ve daha fazlası Reşit Ekrem Koç'u ve ansiklopedinin diğer yazarları tarafından meşru birer belge olarak kabul edilmiş ve belirli madde yazım kalıpları kullanılarak birbirlerine entegre edilmiştir. Proje ekibinden öğrendiğim şekilde bir kolaj çalışmasıyla asıl olarak. Yine Koç'u başta olmak üzere ansiklopedinin birçok yazarının bunu yaparken belgelere gerektiği kadar eleştirel yaklaşmadığı, dedikoduyla bilgiyi ayıramadığı, dahası iç hiyerarşisi oldukça şüpheli biçimde yerleştirilmiş maddelerin bütünlük bir resim vermekten oldukça uzak olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tam da bu yüzden maddelerin ne söylediğinden çok nelerin madde söylediğinden daha önemlisi nelerin madde olabildiği, bu maddeler yazılırken nasıl kaynakların meşru kabul edildiği, kalıpların dışında tarih yazımı pratikleri geliştirmek isteyenler için ilham verici. Küçük şeylere, tarihin tortularına, kıyıda köşede kalmışa ilgi duyan, soyunanı, giyineni, intihar edeni, öleni, öldüreni, marjinali ve vasatı, planlananı ve kazarı olanı, hikayenin parçası kılan, dahası sadece elçilerin, otel işletmecilerinin, mülk sahiplerinin değil, dilencinin, kayıkçının, hamalın adını yazan, isim zikreden, bazı isimler uydurma olsa bile isim zikretmekten çekinmeyen, onları birer meslek kategorisi ya da sosyal gruba indirgemeyen, sadece yukarıdan değil, ortadan ve aşağıdan da yazılmış kanlı, canlı ve etli bir tarih. Küçük şeyler demişken konuşmanın başlığına Galata Kulesi şeklinde çubuk lülesine gelebiliriz. Pardon.
Evet. Galata Kulesi şeklinde çubuk lülesi. Geçen asır başlarında tütün çubuğu lülesi sanayiyle meşhur Tophane'de Yekta Usta adında bir sanatkar tarafından yapılmış bir lüledir. Zannediyoruz ki türlü şekillerde yapılmış olan tütün çubuğu lüleri arasında bina şeklinde olan tek lüledir. Bu nasıl bir kategorizasyon ve nasıl bir tahmin? 1940-1943 arasında bu ansiklopedinin seçkin yazı arkadaşı merhum Muzaffer Esen tarafından Beyazıt'ta Hırdavatçılar Çarşısı'nda görülüp satın alınmış olan bu lüle, seçkin dostumuzun ölümünden sonra ne olmuştur bilemeyiz. Yapanın tarafından seri halinde imal edilmeyip sipariş üzerine yapılmış tek lüle olması da muhtemeldir. Kırmızı topraktan 10 santim kadar yüksekliğinde olup kulenin bakırdan yapılmış sivri külahı lüleye kapak olarak yerleşiyordu. Dip tarafında da ustasının imzasıyla yapıldığı tarihi taşıyordu ki şudur: Amile Yekta Usta, Şehri Tophane 1248, yani 1832-33. Yalan söylemek istemem. Bu maddeyi başlığa, konuşmanın başlığını almamın öncelikli sebebi hem Galata Kulesi şeklinde çubuk lülesi lafını hem de çizimi çok eğlenceli bulmamdı. Ama aynı zamanda İstanbul Ansiklopedisi'nin ve içindeki Galata ve Beyoğlu'nu gerçekten çok iyi simgelediğini düşünmüştüm. Ansiklopedi üzerine çalıştıkça da bu yargım kuvvetlendi. Galata Kulesi, tarihi ve restorasyonu hakkında gayet ciddi, eli yüzü düzgün, belgeye ve tarihsel uzmanlığa dayalı maddelerin hemen arkasından gelen bu tırnak içinde komik ve belli belirsiz kişisel tanıklıklara dayanan madde, ansiklopedinin içinde taşıdığı tezatları ve çeşitliliği gösteriyor. Dahası, Beyoğlu ve Galata'nın şimdiye kadar çoğunlukla yukarıdan yazılmış tarihine, banka hesap cüzdanları, porselen takımları ve seçkin ziyaretçilerin taşındığı sedyeleri meşhur bir koleksiyon malzemesi olarak görmüş müze hayallerine karşın başka bir maddi kültürün de var olduğunu bize anlatıyor. Bu çubuk lülesinin gerçekliğinden şüphe etmemiz için bir sebep olduğunu sanmıyorum. Bilmiyorum, aramızda bu konunun uzmanları varsa belki bizi aydınlatabilir. Ama gerçekten muhtemelen Tophaneli lüle ustası Yekta gerçekten de böyle bir çubuk lülesi yapmıştı. Bu bina şeklindeki tek lüle miydi yoksa başkaları var mıydı, bunu bilemeyiz. Koç'un yazı arkadaşı Muzaffer Esen onun yapıldıktan hakikaten 100 sene sonra mı bilmiyorum ama bulmuş. Bir heyecanla gelip matrak şeylere meraklı arkadaşına göstermiş. O da hemen ansiklopedi için notunu almıştı. Pek de becerikli olmayan biçimde çizmişti ya da belki fotoğraftan yapmıştı, bilmiyorum. Ama her halükarda 19 ya da 20. yüzyılın başlarında Galata Kulesi, kentin büyük harflerle yazılan tarihi için, yani Ceneviz tarihi, işte Galata'nın yabancılığı, gayrimüslimler, Levantenler vesaire vesairenin ötesinde daha küçük harflerle yazılan bir maddi kültürün parçası olmuş ya da en azından öyle hayal edilmiş, tütün dumanı ya da arkadaşlar arası hayal gücüyle paylaşılmış. İstanbul Ansiklopedisi'nden öğrendiğimiz Tophaneli Çubuk Lülesi ustasının Galata Kulesi'ni nasıl hayal ettiğinin, kule ve dolayısıyla Galata ve Beyoğlu tarihlerine içkin olduğu bilgisidir. Kulenin yanında lüle çubuğunu, bahçenin yanında dibinden akan lağımı, inşa edilmiş olanın yanında yıkılanı ve yıkılmakta olanı, Beyoğlu'nun yanına Kasımpaşa ve Tophane'yi koyacak bir bakış, çok daha dinamik ve katmanlı bir Galata ve Beyoğlu ve elbette İstanbul tarihine kapıyı aralayabilir. Benim için İstanbul Ansiklopedisi'nin en ilham verici tarafı böyle bir potansiyele sahip olması. Bu projeyle birlikte İstanbul Ansiklopedisi arşivinin basılı malzemeyle birlikte dinamik biçimde okunmasının, bağlantıların daha iyi kurulabilmesinin, tesadüflerin daha da sistematikleştirilebilmesinin mümkün kılınması bu potansiyeli de iyice açığa çıkartacaktır diye düşünüyorum ve bundan ötürü oldukça heyecanlıyım. Herkese çok teşekkürler dinlediğiniz için. Soru, cevap. Sizde soru varsa belki ben de cevap vardır. Yorum, öneri, eleştiri, onlar da olur. Teşekkürler eğlenceli konuşma için Mehmet. Benim aklıma şey geldi, merak ettim. İçeriğe dair bir soru soracağım. Bu sen Galata ve Beyoğlu'na dair maddelere bakarken ya da başka diğerlerinde gezinirken bu iki bölgenin Avrupa'yı, yani o dönemin tabiriyle Avrupa vari, bizim bugün söylediğimiz
tabirle Avrupa'yı olmasına dair bir eleştiri, güzelleme ya da küçümseme ya da buna dair böyle Koçu'nun yorumlarına rastladın mı? Ya da bunu böyle orada var olan bir bilgi, herhangi bir diğer bilgilerin yanında bir data olarak mı yazmış? Bir de ufak Galata ile Beyoğlu'nu ayırt edici bir şeyler yazmış mı? Onu merak ettim. İkisi arasında bir fark görüyor mu? Hakikaten yani bir tarihçi olarak bakınca hep özellikle ya da kişisel olarak ben Galata ile Beyoğlu'nun çok böyle mutual bir birbirlerini besleyen ilişkisi olduğunu, hakikaten Beyoğlu'nun ortaya çıkışının bayağı Galata'nın devamı olarak okunması gerektiğini, böyle bir bilgi gibi aklımda hep var benim. O bütün bunları bu bakış açısıyla mı tasvir etmiş yoksa farklılıklarının da altını çizmiş mi diye böyle iki küçük teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Galata'nın, Beyoğlu'nun yabancılığı, farklılığı kötü mü? Koçu'nun gözünde eleştirel bir şekilde mi yansıyor? Avrupa'yı oluşu. Hayır, zannediyorum öyle bir şey yok. Yani genelde çok daha, yani hatırlayamadığım bir şeyler yoksa bunu bir veri olarak kabul edip bunun üzerine hareket etmek. Ama işte belli kriz anlarında sorunu biraz oranın yabancılığı farklılığıyla, Avrupa iliyle değil ama farklılığıyla özdeşleştirmek. Mesela çok daha kolay başka şeylerde, yine kurucu metinlerde, Osman Nuri'de de olan bazı böyle kolayca yabancılığı suçlama hallerinin Koçu'da daha az olduğunu, en azından açık kuvvetli maddelerinin daha az olduğunu düşünüyorum. Ama işte verdiğim bir örnekte işte işgal yıllarında Rumların, Beyoğlu Rumlarının davranışları bir eleştiri konusu olabilmiş onun içinde. Ama Avrupa'yiliğe özel bir eleştiri atfedildiğini en azından ben çok fazla yakalamadım. Galata ve Beyoğlu ayrımı, bunun ayrımını şöyle yapıyor. Beyoğlu'nu anlatırken işte semtin sınırlarını çizmek mümkün değildir. İşte Galata şehri, Kasımpaşa kasabası, Tophane kasabasının bittiği yerde başlar, onun sırtlarıdır diye iki ayrı mekandan bahsettiğini görüyoruz. Bir diğer ayrım, Beyoğlu ile özdeşleştirdiği maddeler, karakterler ve mekanlarla Galata ile özdeşleştirdi. Yani Galata kümesinin altında birikmiş olanların arasındaki bir ayrım, yani bizim görebileceğimiz bir ayrım. İşte Galata'da çok daha fazla alt sınıf marjinalliğinin kendine yer bulduğunu, işte kayıkçı, işte yosma vesaire, onların Galata'da çok daha fazla bulunduğu. Beyoğlu'nda yok demek değil, Beyoğlu'nda da var. Hatta belki bizim yani tarih yazımının atfettiği kadar bir ayrımdan çok daha az biçimde farklı o açıdan. Ama yine de Galata'da biraz daha yoğun biçimde onların olduğunu görüyoruz. Ama yani şey konusunda tabii ki çok haklısın. Galata ve Beyoğlu kesinlikle birbirini besleyen ve birbirini var eden yerler. Tek buna işte eklenebilecek şey, Beyoğlu'nun, Galata'nın da benzer ilişkiye sahip olduğu başka yerler de var. Biz hep Galata ve Beyoğlu'nu birbiriyle şey yapıyoruz ama işte mesela yani Lawrence Barrow'un tezinde Sirkeci ile Galata'nın ne kadar iç içe olduğunu görmek mümkün. İşte altyapıya baktığın zaman Kasımpaşa ile Beyoğlu'nun ne kadar iç içe olduğunu görmek mümkün. Siz iç içe deyince benim de aklıma hemen şey geldi. Bu 1950'lerden sonraki Fatih Harbi falan şey gibi. Yani Beyoğlu'nun aslında o şey içinde kurgulandığını ve inşa edildiğini söyleyebilir miyiz? Bir de yani karşı taraftan bakmak ve onun içindeki Müslüman Türk imgesinin inşasıyla Beyoğlu'nun yeniden anlamlandırılmasına belki işaret edebilir miyiz? Yani Koçu'yu bir saniyeyle bir kenara koyarsak bunun tarih yazımında böyle olduğu çok açık. Beyoğlu'nun illa kötü biçimde olmayan ya da illa onun Beyoğlu'nun düşmanları tarafından yapılmayan bir şekilde de zaten kendini böyle bir bu iklim parçası olarak kurguladığını, işte 19. yüzyılda Beyoğlu'nun şehrin Avrupalılarına hizmet etmek üzere bir servis sektörün, yani bunu şey üzerinde kendini meşrulaştırma biçimi olarak söylüyorum, pratik tamamıyla böyle değildi tabii ki, meşrulaştırdığını, onun içinde işte şeye gitmeyin, Eskişehir'e, işte İstanbul'a gitmeyin, ona karşıdan bakmak zaten en iyisidir
Zaten manzara da burada. Burada bahçenin içinden diğer tarafa bakın. Çünkü zaten şark ancak uzaktan anlaşılabilir bir şey gibi. Yani bunu zaten Beyoğlu'nun içinde yazan ya da işte reklamını yapan falan kesimlerin de bunu böyle görmeye teşne olduğu bir geçmiş var. 20. yüzyılda tabii ki bu işte resmi tarih ve işte Türk kimliğin, Türk Müslüman kimliğinin oluşturulması şeyinde Beyoğlu böyle bir içerideki öteki olarak kurgulanıyor. Bütün içindeki farklılıkların farklılıklar yok sayılarak. Koç'u ilginç biçimde belki de birçoklarına göre çok daha masum. En önemli sebeplerinden biri de Beyoğlu'daki gayrimüslim varlığını bütün katmanlarıyla konuşuyor olması. Yani Beyoğlu'nda ve Galata'da işte işbirlikçi, banker, milleti Osmanlı'yı arkadan hançerleyen ve işte kozmopolit, bunu kötü anlamda kullandığımız zaman bir topluluktan bahsetmiyor sadece. İşte kayıkçısından, işte garsonuna, dilencisinden, yani gerçekten Osmanlı toplumunu düşündüğünüz zaman olabilecek her türlü kademeden, her türlü katmandan bir gayrimüslim varlığından bahsettiği için aslında o resmi miti oldukça bozan tarafları var. O miti anlat deseniz ki öyle şeyler var, öyle parçalar var ansiklopedinin içinde. Gayet resmi tarihten konuşan, gayet işte hem kadın düşmanı hem milliyetçi vesaire tarafları var. Ama ansiklopediyi nasıl kurguladığına, kimlerden bahsettiğine baktığınız zaman aslında o mitin oldukça yara aldığını, çok ciddi direnç noktaları olduğunu görmek mümkün bence. Merhaba, sunum için çok teşekkürler. Ben de şey soracaktım. Tam o miti bozarken derken bu bozduğunu söylediniz de 6-7 Eylül olaylarından önce ve sonrasında tekrar aynı yerlere gidiyor mu? Ve bir dil değişikliği, anlatım değişikliği var mı? Çünkü ilk verdiğiniz örnekte mesela dediniz ki dikkatli tarihçiler bilir, ben değilim. Tarih Vakfı'nın bir kitabından örnek verdiniz. Evet. Sonra işte tekrar Koç'u da örnek verirken aslında yabancılara dair böyle bir kırıklıkla bahsediyordu. İşte Fes'le alay edilmesiyle, Osmanlı hayatıyla ya da gelenekleri alay edilmesiyle, Rumların en acımasız kelime olmayabilir de başka bir kelimeyle Rumların en acımasız olduğu zamanlar yaşandı diyordu. Evet, işgal günlerinden bahsederken. Evet, evet, o yüzden 6-7 Eylül olaylarından özellikle öncesinde ve sonrasında bir dil değişimi var mı? Ya da bu işte yine yanılmıyorsam 43'ten aralıklı olarak 73'e kadar geçen bir dönem. Bu da nüfusun özellikle burada aşırı değiştiği bir dönem, çok trajik değiştiği bir dönem. Bunu da takip edebiliyor muyuz? Yani buna dair ortaya ne koyuyor? İşte... Çok teşekkürler. Beyoğlu Galata maddesinde işte burası semave iyice şer koyarak, yok hayır canım şey Türk falan değildi, burası çok yabancıydı, en çok gayrimüslimler burada yaşıyordu, bu ancak yeni değişmiştir, 1940'larda 1950'lerde değişmiştir diyor. Bunun nasıl değiştiğine dair bir eleştirel şey yok. Galata'nın değişmesinden memnun değil, yani en azından fiziki değişimden memnun değil. Bunun nüfus demografinin değişimiyle ne kadar örtüşüyordu kafasında onu bilmiyorum. Ama işte Galata'nın eski Galata olmadığını ya da Galata sakinlerinin eski olduğunu ve gerçekten Türkleştiğini orada okuyabiliyoruz. Maddeler arasında bir dil değişimi, işte vurguların değişimi var mı? Bu çok daha sistematik bir çalışma sonucuna cevap verilebilecek bir şey. Benim çok daha seçici okumamda en azından gördüğüm öyle bir şey yoktu. Küçük bir soru soracağım. Reşat Ekrem Koç'un kendi kişisel hikayesinde ilginç özellikler falan var mı? Böyle işte bütün o entelektüel formasyonuna giden yolda bir takım böyle köşe başı bir şeyler var mı? Çok ilginç şeyler var. Mesela mezarının nerede olduğunu bilmiyormuşuz. Mezarı olduğu sanılan yerde başka birisinin ismi yazıyormuş falan gibi böyle çok ilginç anekdotları her gün duyuyorum proje ekibinden. Yani çok farklı, yani ben de İşte bu Galata Beyoğlu tarafına baktığım ve bunun üzerinden şey yapmaya çalıştığım için Koç'un biyografisini böyle detaylıca şey yapmadım ama anladığım kadarıyla ve ansiklopediye katkı sağlayan kişi çeşitliliğini ne baktığımızda hakikaten çok farklı ortamlardan kendisine işte kalem arkadaşı tırnak içinde edinebilen birisi. Yani Sema Beyice gibi işte işin
tahsilini işte sonuna kadar görmüş ve hakikaten 20. yüzyılın en önemli sanat tarihçilerinden birini ansiklopediye şey yapabiliyor, vakf ettirebiliyor. Ama bir yandan da işte eski tulumbacılardan şeyler topluyor, hikayeler topluyor. Takıldığı şeyler var, kahve ortamları var, orada arkadaşları var. Çok farklı tip bilgi üreticilerine bir şekilde erişim sağlayabiliyor. İyi bir okur ve iyi bir intihalci bir de. Belki intihalci doğru kelime değil ama yani hatta hiç değil. Bazen kendi yazdığı maddeleri bile başkasına şey yapıyor. Başkasının ismiyle yayınlıyor. Çünkü oradan işte notlar almış. Onun bir yazısında okumuş ama kendisi yazdığı halde ya da kendisi bir sürü eklemeler yaptığı halde başkasının ismini kullanarak şey yapıyor. Ve dediğim gibi o isim skalası çok geniş. Lise öğretmeni. Ha bir de tabii çok önemli bir kurucu an. 30'larda üniversite reformuyla üniversite dışında kalanlardan bir tanesi. Dolayısıyla aslında belki işte çok sıkıcı bizim yazdığımız gibi doktora tezleri ki şey de var, bitirme tezi de var. Ama işte öyle kötü sıkıcı 10 kişinin okuyacağı kitaplar yazacakken üniversite dışında kalıp popüler tarihçi ve bir ansiklopedist olmak gibi bir yol seçiyor. Darülfünun'dan İstanbul Üniversitesi'nde. Değil mi? Lise Vefa ve Pertevniyel. Ha pardon orada da evet lise öğretmenliği yapıyor. Köşe yazıyordu. Tercüman gazetesinde köşe yazıları var evet. Mehmet ağzına sağlık gerçekten. Seni dinlerken tekrar bütün o birkaç sene önce Yusuf Franco sergisi de bir yandan aklıma geliyor. Bilmeyenler için eminim pek çok kişi zaten ziyaret etme fırsatı bulmuştur ama 2016 senesinde Anamet'teki bir Osmanlı bürokratının 2017 senesindeki bir Osmanlı bürokratının karikatürleri Yusuf Franco sergisinin danışmanı ve metin yazarıydı Mehmet aynı zamanda. Orada da Yusuf Franco 1886 yılında yani diyorsun ya burada Reşat Ekrem Koç'un çizdiği bozduğu sınırlarla Galata ve Beyoğlu tarihi biz orada da Yusuf Franco'nun çizdiği sınırlarla bir şekilde karakterler ve kişiler üzerinden bir Beyoğlu hikayesi karşımıza çıkmıştı. Şimdi iki nevi şahsına münhasır adam hakikaten. Tekrar bu konuşmayı hazırlarken senin aklına bir şeyler, yani bu iki adamı karşılaştırma, birbirlerini çağrıştıran özellikler bulma fırsatın oldu mu? Ya da aklına yeni bir şeyler geldi mi o seneden sonra tekrar dönüp Reşat Ekrem Koç'a baktığında? Onu merak ettim. Böyle bakınca hakikaten iki değişik, iki acayip adam gibi bir yandan i̇kisi yani. İkisi de çiziyor. Evet, ikisi de çiziyor bir yandan. Farklı tasvirlerle karşımıza çıkıyor. Onu merak ettim. Hiç bir şeyler, yeni bir şeyler düşündün mü diye. Özge tabii iyi arkadaşım biraz da reklam yaptı ama bir yandan da biraz kolaycılıkla mı suçladı acaba Yusuf Franco'nun çizdiği sınırlarla Beyoğlu Reşat Ekrem'in çizdiği sınırlarla Beyoğlu böyle, ben kendime böyle bir kariyer inşa etmeye karar verdim. Yusuf Franco tabii ki hiç ne zaman aklımdan çıkıyor ki hiç aklımdan çıkmadı yani şeyi çok kabaca bir karşılaştırmayla Franco'nun Beyoğlu'suyla işte şeyin Koç'unun Beyoğlu'su arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Ya bir kere zaten Beyoğlu farklı bir yer artık yani neredeyse 100 sene olmuş. Ama aynı zamanda sınıfsal olarak da biz işte Yusuf Franco sergisinde resmen Franco'nun çizdiklerinden albümün dışına çıkarak ancak Beyoğlu'nun başka tür bir gerçeğini anlatabilmiştik. Franco'nun kendisi buna neredeyse hiç izin vermiyordu. O hakikaten işte bu belki Beyoğlu mitosunun ilk örneklerinden biri olarak o elit dünyasını çizmişti. İşte şeyler, resepsiyonlar, diplomatlar, aileleri, işte opera sanatçıları vesaire. Yani onun içinde kalarak Beyoğlu'na dair farklı şeyler söylemek gerçekten zor. O kısmı çok iyi anlatabilirsiniz. Ama onun dışına çıkmak için albümün dışına çıkmak gerekiyordu ki işte o yüzden o bölümün adı albümün dışıydı. Buradaysa Koç'u onu çok daha fazla veriyor. Yani çok daha fazla imkan sağlıyor başka tür okumalara ve farklı katmanlara. Yani Yusuf Franco
yok ama işte yeğeni Said Naum Duhani var şeyde ansiklopedide. Ama işte hemen onun iki yan maddesinde o köşedeki dilenciden de bahsediyor. Onun apartmanın köşesinde oturan dilenen dilenciden de bahsediyor mesela. Dolayısıyla bu açılardan çok farklı. Bir de tabii en baştaki fark da yani Beyoğulların zaten farklı olmasının ötesinde Koç'u bir Beyoğlu insanı değil. Dışarıdan bakıyor. Biraz daha içeriden olan insanlara yazdırıyor. Ama Yusuf Franco bir Beyoğlu, Pera ürünüydü yani. Tamam herhalde. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.